Eğitimde 43 yıl. Bugün çocuklarla, velilerle, öğretmenlerle, okulda herkesle bu kadar uzun zaman geçirdikten sonra bu birikimleri çocukların, velilerin, öğretmenlerin zaman zaman yaşadığı sıkıntıları arada bir paylaşmak istiyorum. Bunlara çözüm bulduk vakti zamanında ama şimdi de eğitim sistemi değişmekle birlikte problemler hep aynı, istekler hep aynı. Aile yapısı değişiyor, anneler babalar değişiyor. Artık çocuklarını bambaşka türlü görmek istiyor aileler. Ben eğitime ilk başladığım zamanlarda, öğretmenliğe ilk başladığım zamanlarda aileler çocuklarının çok akademik olmasını, yani spor yapsa da olur, yapmasa da olur veya işte piyano çalabilir ama çok akademik olmasını isterlerdi. Ne kadar çok matematik, o kadar akıllı bir çocuk olsun isterlerdi. Ama bugün bakıyorum, anne ve babalar da değişti. Artık çocuklarının mutlu olmasını istiyor. Evet, donanımlı olsun, keyifli bir okul olsun, okulunu sevsin, çok güzel bir öğretmeni olsun. Bunları istiyorlar. Zamanı değerlensin, ona önem verilsin. Çok da akademik olmasa olur düşüncesindeler. Ancak bir başka sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Peki okullar çok baskı yapmasın, işte sınavlar, testler, denemeler. Peki ama bu kez sorun bir başka yönde. Okullar, yeni okullar özellikle, yeni sistemi uygulayan okullar, çünkü dünyada çok yeni sistem oluştu artık. Kavramaya dayalı, çocukların lisan öğrenme de değişti artık. Okullarda bizim zamanımızdaki yabancı dil öğrenme artık başka bir sisteme dönmüş durumda. Biz tamamen ezberlerle geldik bir yerlere. Tensler, yok işte gramerler, şunlar bunlarla biz yabancı dilden soğuduk. Ama bugün bakıyorum çocuklar yabancı dili öğrenirken farkında olmadan öğreniyorlar. Şimdi ailenin beklentilerinin başında çocukların yabancı dil, iyi yabancı dil öğrenmesi geliyor.